Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzünün 62. programından iyi akşamlar değerli izleyiciler. Son iki programda Siyonizm ile Nazilerin işbirliğini anlatmış, Hitler'in Vatikan ve Stalin yaptığı anlaşmaları, Nazi ordusundaki Yahudi ve Ermeni birlikleri belgelerle ortaya koymuştuk. Bu hafta da Hitler faşizminin Amerika'ya dayanan köklerini, Amerikalıların ve İngilizlerin Hitler'e desteklerini yine belgelerle konuşacağız. Peki niçin bu konuya bu kadar önem verdik? Malum, batıda neo-nazi ırkçılığı tırmanıyor. Hitler'i, nazi partisini kendilerine örnek alan ırkçı örgütler halktan destek bulabiliyor ve bu yeni hitlerci ırkçı partilerin seçimlerde oyları artıyor. Hatta Avrupa parlamentolarında ciddi oranda koltuk sahibi oluyorlar. Yani bu gidişle batıda yaşayan yurttaşlarımızın ırk ayrımcılığına dayalı saldırılara uğrayabilmeleri ve daha da ötesi kadın erkek çocuk milyonlarca sivilin katledildiği ırkçı dinci savaşların yeniden yaşanabilmesi olasılığı maalesef yükseliyor. İnsanlığın böyle bir vahşeti yeniden yaşamaması için hangi davranışların o vahşetlere yol açtığını bilmek ve o gibi davranışlara karşı çıkmak için bilinçli, uyanık ve duyarlı olmak gerekiyor. Bunun için de tabii ki belgelere dayalı bilgi en güçlü silahımız ve bu bilgi silahının üretildiği en önemli fabrikalardan birinin ismi de Cengiz Özakıncı. O yüzden yine biz soracağız. Sayın Özakıncı çoğunluğunu ilk kez göreceğiniz belge ve bilgilerle anlatacak. İzliyorum çünkü sizler de program süresince SMS, Twitter ve elektronik postalarınızla soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz değerli izleyiciler. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok i̇yi. önemli yine bugün anlatacaklarınız biraz evvel özetlemeye çalıştığım bir atmosferde. Bu evet. bilgilere ihtiyacımız var. Maalesef yine batıda gittikçe işte ışıkçı faşist akım yükseliyor evet. ve hep de tarih boyunca öyle olmuş. Batıda daha doğrusu kendini medeni diye adleden Avrupa'da doğmuş ve dünyayı oradan yayılmış görülüyor. Fakat bunun e, tarihi kökenlerinin nereden kaynaklandığını birkaç haftadır anlatıyorsunuz. Evet. Bu hafta da ona bir yenisini ekleyeceksiniz. Evet. E, çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. E, Avrupa ırkçılığı derken... E, Avrupa oldum olası ırkçıdır. Avrupa uygar değildir. Avrupa zengindir. Avrupa varsıldır. Avrupa görkemlidir. Nasıl ki... E, ...tek tek preyler bazında... Kültürsüz, kaba ve hoyrat insanlar çok zengin olduklarında onların kültürsüzlükleri, kabalıkları, e, ellerin altındaki lüks otomobillerle, apartman daireleriyle maskeleniyorsa Avrupa'da öyle bir durumdadır. Dünya insanlığı içinde Avrupa ve Batı diyelim. Bunlar e, kabile mantığıyla hala yaşamaktadırlar ee, insanları kabile kabile e, görmekte ve e, şu kabile e, bize düşman bizi yok edecek der ve onu yok ederler yani taktik budur Avrupa ırkçılığının e, temelleri İngiltere'de atılmıştır bunu Avrupa ırkçılığı diye bir program yaptık hı hı. E, o programda sanıyorum 25 Mart 2017 e, yanlış hatırlamıyorsam e, orada koyduk. Gobineau e, Avrupa ırkçılığının babası sanılır fakat daha öncesi vardır. O da İngiltere'de Pichard e, akımıdır. Hı hı. 1813 1808-1813. E, Gobineau sonra 1850'lerde e, Ari ırkın uygarlığı yarattığını, hı, hı. İşte birkaç ırk bulunduğunu, Sami ırkı, Efendim Zenci ırk, değil mi? E, Turanlılar gibi, e, pek çok ırk sayar. Bir de Aryan ırk sayar. Avrupalıların Aryan olduklarını, uygarlığı ar Ari ırkın kurduğunu, bütün buluşları, bilimsel buluşları, insanlık adına iyi, güzel ne varsa, hepsini Arilerin yaptığını. Diğer ırkların ise bozguncu, kötü, yıkıcı ırklar olduğunu. Fakat ari uygarlığının ve Aryanların o aşağı ırklar tarafından yok edilmek üzere, bu gidişle yok edileceğini hmm. söyleyerek ari ırktan olanları ürkütür. Ve o diğer ırkları düşman olarak bellemesini böylece sağlar. Ve ari ırk eğer var olmak istiyorsa diğerlerini yok etmek zorundadır diye bitirir tezini. Özetin özetin özeti bu. Yani Avrupa ırkçılığının temelinde. Aynı e, mantalite Hitler'de de karşımıza çıkıyor. E, ama Hitler'den öncesi var. Yani nereden çıktı bu Hitler sorusu Hı. yersiz. E, Çoktan çıkmış olan bir felsefenin üzerine Tabi tabi. Ama bunlar Avrupa'nın dile getirdiği şeyler. Bin yıl, iki bin yıl dile getirmediği durum da bu zaten. Hı hı. Yani yazıya geçmiş ırkçılığının başlangıcı 1800'ler. Ama Avrupa'nın bir de e, tarihi boyunca yazıya geçmemiş, kuramsallaştırılmamış, teoriye dönüştürülmemiş ırkçılığı var. O da tarihçilerin bildiği, hı hı. E, yüzlerce soykırımın cereyan ettiği bir kıtadır Avrupa. Hristiyanların, e, Hristiyan olmayanlara soykırımı. Değil mi? E, Hristiyanların, Musevilere soykırımı. E, evet. İlk defa Hitler'le başlamış değil. Nitekim son e, yüzyılımızın son soykırımı da evet. Avrupa'nın ortasında, Bosna'da. Tabii. Yakın, çok yakın tarihte. Yani. Savaşlar kıtası. Hep birbirlerini yemişler. Yüzyıl savaşları, yetmiş yıl savaşları, otuz yıl savaşları. Yani Avrupa tarihi kanlıdır. Öyle söyleyeyim size. ha ırkçılığın batıda e, Hitler ırkçılığının, nazizmin tohumlarını biz aynı zamanda Amerika'da izini sürdüğümüz zaman Amerika'da görüyoruz. Nedir o? Ee, i̇şte 1850'lerde Gobineau'nun ırkçı teorisi Amerika'da e, ders kitabı olarak okutulmaya başlandıktan bu az önce anlattığım ırkçı teori Amerika'da ders kitabı olarak okutulmaya başlandıktan 15 yıl sonra 1865'te Amerika'da eee dan esinlenen Ku Klux Klan diye bir örgüt kuruldu. Diyor ki Amerika tehlikede. E, Ku Klux Klan e, işte söylem verecek, anlatacak. Nelermiş tehlike? İşte e, bütün protestanlar e, gelsin. Dikkat. Amerika'nın temel e, linde WASP dedikleri White Anglo-Saxon Protestanlık temeli üzerine Amerika kuruludur derler. White beyaz ırk. Yani zenciyi reddediyor, sarıyı reddediyor, neyse. Diğerlerini yani beyaz ırktan olmayanı reddediyor. Veya ikinci sınıf görüyor. Zaten kızıl derileri yok ettiler. Amerika'ya Kadar. Yani beyaz ırk esas yönetici, anglo sakson yani İngilizce konuşan, ana dili İngilizce olan, British ya da British'in uzantısı olarak Amerika kıtasında yaşayan İngilizce konuşanlar hı hı. egemen olacak. Egemenin özelliklerinden biri White olması, beyaz. Hı hı. İkinci özelliği anglo sakson olması. Üçüncü özelliği de protestan, protestan olması. İşte bu ırkçı örgüt bütün protestanlar davetlidir diyor. Zaten kendisini white olarak tanımlıyor. İşte bu örgütün bu örgütün bir ırkçı törenini görüyoruz. Görüldüğü üzere eller Hitler selamı vermekteler. Ne zaman? 1860'larda. Henüz Hitler hayatta mevcut değil. Bu fotoğrafların çekildiği tarih. Burası Amerika. Beyaz ırkçı, ari ırkçı Ku Klux, Klan. E, Ku Klux Klan örgütünün elemanları göğüslerinde haç amblemiyle ve e, bir haçın çevresinde toplanmışlar ve ayin yapıyorlar. E, eller kollar aynı nazi e, selamı Selam. veriyor. Fakat naziler henüz piyasada yok. Yani daha Hitler doğmamış öyle söyleyeyim. Aynı ayinler devam ediyor. Bu da aynı şekilde ee, görülebiliyorsa yine Hitler selamı diye adı adı Hitler selamı kalan selamın selamın aslında evveliyatı var. Hitler o selamın mucidi değil taklitçisi onu anlatmaya çalışıyoruz. O selamın aslı Amerika'da var. Roma selamı olarak da Hı -hı. E, biliniyor. Hı -hı. Ee, bu da aynı ırkçı örgütün kadınlar kolu. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi kadınlar da aynı selamı vermekteler. Amerika'daki Ku Klux Klan zenci düşmanı. Ee, e, zencileri gıyaplarında yargılayıp ölüm cezasına çarptırıp bizzat infaz eden terör örgütü aynı zamanda bu. Irkçı terör örgütü. İşte bu ırkçı terör örgütü Amerika'da çok olağan karşılanıyor ee, Hitler öncesi yıllarda. Öyle ki üyeler kukulatalarını kafalarına geçirmiş kim oldukları belli değil. Çok önemli. Yani e, maskeli bir şekilde yürüyüş yapabiliyorlar. Yani yan komşun da olabilir. Evet. Ertesi gece gelip a seni öldürebilir eğer a şeyse, siyahiysen. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve gizli yüzlerini gizleyerek resmi geçit yapabiliyorlar. Polis dokunamıyor, dokunmuyor zaten. Ee, Amerika'nın polis de yürüyordur belki orada. E, tabi tabi. Ee, Amerika'nın ırkçı derin devleti bu. Yani Amerika'nın ilk e, dönemlerinde e, e, Amerikan İç Savaşı yıllarında peydahlanmış işte köleciliğe evet diyenler, hayır diyenler, federasyona evet diyenler, hayır konfederasyon olsun diyenler çalkantısının bunun yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz cumhuriyetin, insancılığın, demokrasinin cılız sesler biçiminde duyulduğu ve ağırlık giderek ırkçılıktan uzaklaşacak ama o tarihte Hitler'den önce Amerikan Hitlerleri bunlar. Acaba hala e, etkililer mi Amerika'da bu klan? Çünkü bu, bu, duyuyoruz hala. Bu, bu, bu klanlar, bu e, klanlar şimdi Amerika Amerikan Neonazileri adıyla e, biliniyorlar. Yani Ku Klux Klan var. Bir de şu an Amerika'da biz Neonaziyiz diyen Amerikalılar var. Herhalde onların ataları Ku Klux bunlar. Klan. Evet. Şimdi bu o, Amerika'daki ırkçılık Almanya'daki Hitler ırkçılığından, Hitler nazizminden, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nden çok daha önce, yıllar öncedir. 250 yıl, 250 ve, yıl kadar. Ve ayinleri, törenleri, inançları, kendilerini Hristiyan e, olarak tanımlıyorlar ve ırkçı. Ariyiz, ari ırktanız. İşte Hristiyanız Hristiyanının da Protestanındanız hı hı. E, diyen bir e, ırkçı hareket kendinden olmayan herkes öldürülebilir düşman. Böyle bir hareketin Hitler ırkçılığından önce Amerika'da oluşmuş olduğunu pek çok zencinin kanına girmiş bir örgüt olduğunu e, siyahi e, Amerikan yurttaşlarına kan kusturmuşlar. Uzunca bir süre. Öyle ki bu terör örgütünün korkusundan 1960'lara kadar, yani şunun içerisinde şu 50 yıl öncesine kadar e, zenci Amerikalılarla, beyaz Amerikalıların oturma yerleri bile e, sosyal yerlerde, e, otobüslerde, şurada duraklarda, kahvehanelerde ayrı idi. Böylesine ırkçı bir e, damarı damardan geliyor e, ...bugünkü Amerikan yurttaşlığı... ...yani ırkçılıktan yurttaşlığa... ...evrilme ne kadar olabildiyse... E, ...onu da... ...zaman içinde göreceğiz. Yine Amerika'da... ...1890'larda... E, ...Bellamy... ...adında bir Hristiyan sosyalist... E, ...eğitimci... E, ...diyor ki ya okullarda... ...bir ant... ...olsun... ...nasıl bizde vardı bu ant okulurken bayrak töreni yapıldığında çocuklar da bu andı okuyup Amerikan bayrağını selamlasınlar. Böylece bir ulus bilinci aşılansın istiyorlar. İşte o selam da Ku Klux Klan'ın az önce gördüğümüz selamı bu defa 1892'de Ku Klux Klan 1865'te kurulmuştu. Hı hı. Ve Ku Klux Klan sürmekteyken o örgüt devam etmekte iken bu defa e, Ku Klux Klan töreni okullara taşındı. Bütün Amerika'daki önce bir eyalet, beyaz okullara e, bir o, e, okul derken beş okul filan derken bütün e, Amerika'da bu e, ant, öğrenci andı ve öğrencilerin bayrağı selamlama Ku Klux Klan kültü bütün öğrencilere böylece e, yeminin özü ırkçı değil fakat e, Ku Klux Klan'la da uzlaşma var. Hani selamını alıp aynen uygulamakta. İşte çocuklar Amerika'da Buna Belami Salut adı veriliyor bu tür bayram e, bayrak selamlamaya. Görüldüğü gibi Nazi'ler gibi e, selamlıyorlar e, bayraklarını. Burada da bir okulda bayrak töreni Amerikan bayrağı. E, i̇şte bu 1900 yılında yine Amerikan okulunda bayrak töreni. Ee, biraz fazla belge göstereceğiz. Gösterelim hocam. Ee, beni göstermesi olur. Yine Amerika'da bir bayrak töreni görüyoruz. Selamlar. Aynı şekilde Hitler e, selamı denecek daha sonra. Bu da aynı şekilde işte e, sınıfın içinde bir bayrak töreni. Arkada öğretmen. O da kolunu Hitler gibi kaldırmış. E, bu çocuklar da aynı şekilde selamlıyorlar. Bu da ee, neymiş bakayım ee, 1942 yani bu selamlama biçimi 1942'de e, Avrupa'da Hitler ilk iddarı yani. <laughs> var soykırım yapıyor ve bütün Almanlar bu şekilde e, tören yapıyorken aynı şey aynı tarihte Amerika'da da bu selam biçimi geçerli. Şu, şu son fotoğraf 1942 mi? Evet 1942 Amerika Birleşik Devletleri. Evet evet bu da 1941 yine e, Almanya'da e, şey olurken. Bu da kaçmış? 1917. Sokaklarda, caddelerde, bayrak törenlerinde e, yüz binlerce Amerikalı aynı anda e, Hitler selamı dediğimiz Bellamy Salut dedikleri, ...selamı vermekteler. Burada da yine... <laughs> ...toplu bir gösteri... ...okullar arası toplu bir gösteri. Bu da aynı şekilde... ...Amerikan bayrakları ve kollar havada. Bu Alaska'da bir Amerikan okulunun... ...bayrak töreni. Bayrak ve aşağıda görüldüğü gibi... ...eller, kollar uzanmış. Bu da aynı şekilde bir Amerikan okulunda çocuklar yani <laughs> il, ilkokul çocukları e, görüldüğü gibi e, Nazi selamıyla e, bayrak töreni yapıyorlar aynı şekilde bir başka Amerikan okulunda da da aynı şekilde görüleceği üzere aynı selam verilmekte Bu da öyle Bunların hepsi Amerika'dan e, sahneler <laughs> görüldüğü gibi 1936 yılında Hitler iktidarda iken eee Berlin Olimpiyatları yapılıyor bilindiği üzere. Berlin Olimpiyatlarına Amerikan atletleri de tabii e, katılıyorlar. Burada e, derece alan Amerikan atletlerinin bayrağı selamlaması görülüyor. Nerede? Hitler Almanya'sında. Hitler de belki de orada. Hitler Almanya'sında. Yani Stadta belki de. Ber Berlin'de eee olimpiyatlarda e, Amerikalı atletler derece almışlar 1 2 3 olmuşlar. Ama siyahiler de yapıyor tabii. Artık öyle bir yerleşmiş Artık ki Amerika'da. Evet. Yani, yani i̇şte zaten yani, fotoğrafın trajik bir bu, bu bir Ku Klux Klan e, icadı, icadıdır. Ari evet. ırk yani e, beyaz e, siyah ırkı düşman gören bir ideolojinin e, ritüeli olduğunu bilse de Amerikan devleti tarafından kabul edilmiş ve bütün okullara yayılmış bir selam biçimi olduğundan dolayı yapmak zorunda. Kadar. yapmak zorunda. Kendini de ispat etmek durumunda o dönemde siyahlılar. Aynen öyle. İnsan olduğunu yani oradan başlayarak tabii. ispat etmek zorunda. Evet. Çok büyük ilginç belgeler tabii hocam. Şimdi asıl anlatmak istediğimiz bu uh, görüntülerle nedir? Hitler, Avrupa'nın ve Batı'nın ilk kasabı değil. Son kasabı. Evliyatı var. Öncesi var. Onu doğuran koşullar var. Hı hı. Onu ortaya çıkaran ve destekleyen bir anlayış var. Irkçılık anlayışı var. Yani Hitler Doğduğunda beyaz kağıttı be, e, zihni. Ama hangi ortamda yoğruldu? İşte bu ırkçı ideolojinin yayıldığı, mifredatlara girdiği, değil mi? e, ilkokullarda ders olarak okuduğu e, ortamlarda e, yetişti. O toprakta bu meyve bitti. Hitler meyvesi bitti. Acı bir meyve. Hı hı. Bütün insanlık için. Utanç kaynağı. Amerika'da 1920'ye gelindiğinde bu kez e, sanayici Henry Ford otomotiv sanayicisi Ford otomobillerinin e, kurucusu Henry Ford bir ine hitlerden önce 1920 yılının mayıs ayında Ford fabrikasının çıkardığı haftalık The Dearborn Independent e, haftalık gazetede görüldüğü üzere uluslararası Ford e, tüm haftalık yayını gazetesi oluyor. E, 22 mayıs 1920 tarihinde başlıyor. Ford. Neye başlıyor? Başladığı şey ne? Ford. Bizim meclisi açmamızdan bir ay sonra. Evet. Türkiye'de ee, süper manşet, büyük manşet şu. Uluslararası Yahudi iki nokta üst üste dünyanın baş belası, problemi, sorunu yani. Dünyanın sorunu. Allah Allah. Niçin acaba Ford motor sahibi Henry Ford yayınladığı Ford fabrikasının yayınladığı haftalık bir gazetede Yahudi'yi baş düşman ilan eden bir başlık atmış. Ve bu aylarca devam ediyor bu uh, uh, antisemit denilen Yahudiliğe karşı. Hı hı. Olay şu. 3 yıl önce 1917'de Sovyetler Birliği'nde devrim olmuş. Bolşevikler. Bolşevik devrimi. Komünist bir devrim zaten antikapitalist. Hı hı. ...o devrimi yapanlar meğer Yahudilermiş. Henry Ford'a göre. İşte öyle. Algı o yani. Ve bu gibi devrimler... ...zaten hep Yahudilerin e, eseriymiş. Dolayısıyla... E, ...komünizm... ...düşmandır. Komünizmi... E, ...gerçekleştirenler Yahudilerdir. O nedenle onlar da... ...düşmandır. E, düşmandır. Zaten komünistler ve... E, ...komünist Yahudiler... Ve zengin Yahudiler ari ırkı ortadan kaldırmak için çalışmaktadır. Eğer bunlara dur denmezse döndük kulak sıkılan klat. evet. eğer bunlara e, dur denilmezse çok fena. Biz yok olacağız diyor yani. Ya onlara e, dur deriz ya da biz yok oluruz. 1920. 1920 Mayıs, 22 Mayıs başlıyor. Sonra bu aylar sürüyor. Ee, bu e, yayın, Yahudilere karşı yayın, o e, kitap haline geliyor. İşte The International Jewish diyor, işte dünyanın e, en büyük problemi e, diyor. Yayın tarihi 1920 görüldüğü gibi. Makaleler toplanmış, dizi yazı. 1920'nin Kasım'ında tekrar basılmış... Aynı yılda ikinci baskıyı e, yapmış. Ve bir ikinci cilt daha e, bir yıl sonra devam etmiş bu yayınlar. Anti-Yahudi, Yahudiliğe karşı yayınlar. Amerika'daki Yahudi ee, aktiviteleri. Evet. E, Henry Ford'un, Amerikalı otomotiv sanayicisi Henry Ford'un Yahudileri baş düşman ilan eden ve Yahudileri e, beyaz ırkın... E, Protestanların anglo saksonların bir numaralı düşmanı olarak ilan eden yayınları iki cilt olarak yayınlamış Şimdi burada bu kitaplardan birinde işte Yahudi etkisi anglolar üzerinde diyor? Ve bütün e, anlatısı burada tamamen e, Yahudilerin Anglo-Saksonlara Anglo-Saksonlara büyük düşmanlığı olduğu ve Anglo-Saksonları ortadan kaldıracağına yönelik. Bakın burada um, uh, the idea of get and Anglo-Saxon idea of make and present time the Jewish idea has been successful enough to have caused the upset. Mm -hmm. Bütün bir makale Yahudilerin Anglo-Saksonlara ne kadar düşman olduğunu anlatıyor. Oysa 1917'de bu yazı 1920 e 1917'de Balfour var. Yani e, Musevilerin e, Filistin'e yerleşmelerini e, ön adımı olan e, ön adımını İngiltere atmış. Yani Anglo-Saksonlar atmış. Hı hı. Yani, e, söylüyor söylüyor ama ne yani? İşte the parts of our, işte babalarımız diyor Anglo-Saksonlar ki onlar dünyanın yapıcılarıdır, builders. Anglo-Saksonlar dünyanın yapıcılarıymış. Ve e, e, şehirler kuranlar, e, kıtaları, ticareti kuranlar onlarmış. E, fakat işte Yahudiler böyle değillermiş bir Yahudi Anglo-Saxon e, karşıtlığı e, icat edilmiş durumda ve aynı zamanda protestanlıkta tabi söz konusu yine Anglo-Saxon tradition and landmark of our race of students yani Yahudiler anglo sakson geleneğini ve ırkına düşman ve e, yok edecek olarak ilan ediliyor kime? Amerikan toplumuna kendileri Anglo-Sakson sayan, protestanlığa e, mensup bütün Amerikalıların nefretinin odağı haline e, getiriyor Morsevileri. Ne zaman? Hitler bu tarihte henüz yeni tezkere alıyor ordudan. Yani, yani Birinci, Dünya Savaşı, Birinci yetmiş. Dünya Savaşı bitmiş ama Hitler henüz askeri e, sü, askerlik süresini tamamlamış değil. Onbaşı yani bir kimsenin bilmediği yani bir onbaşı. Terhis olacağı tarih 31 Nisan 1920. Yani Hitler asker, er. Onbaşı. Onbaşı. E, teğmenlik önerilmiş. E, aslında başarılı bir asker. Yani genel kur... E, Onları bir daha programda anlatırım. Ee, e, Hitler aslında e, Genel Kurmayın İstihbarat bölümünde istihbarat görevlisi bir asker, hı hı. herhangi bir asker değil. Ve 1920'nin 31 Nisanında terhis olduktan sonra Genel Kurmay onu sivil olarak İstihbarat görevlerinde kullanıyor. Görevlerinde e, kullanıyor. E, i̇şte Tule cemiyeti Hitler'i yetiştirdi diyorlar ya. Hitler <laughs> Tule cemiyetinin içine sızdırılmış ajan. asker ajan. Evet. Tule onu yetiştirmiş değil. O Tule'yi kullanmış durumda. Öyle söyleyeyim. Bunlar ayrı bir konu. Şimdi e, bu e, Henry Ford'un Yahudi düşmanlığı e, ve anti-komünizm eşit derecede hem komünizme düşman hem Yahudiliğe düşman. Çünkü <laughs> Yahudilik ile e, komünizm birbirinden ayır, ayırt etmiyor. Yani komünizmde yapan Yahudiler diyor. Bu e, kitapları ve makaleleri bütün dünyaya çeşitli dillere çevrildi. Fransızca'ya çevrildi, İtalyanca'ya çevrildi, e, Almanca'ya e, çevrildi. Hatta Türkçe'ye de e, çevrildi. çevrildi. Yo, gösterelim. kaçcı 1961 yılında çevrilmiş. Henry Ford, Beynel Minel Yahudi e, adıyla çevrilmiş. Böyle ince bir e, kitap olmuş ama daha sonra şişmanlayacak. Hmm. Tabii. Almanya'da da hemen e, Hitler'in e, 31 Nisan 1920'de ordudan terhis olan asker Hitler, 1920 yılının e, Aralık ayında bir parti lideri oluyor, bir gazetenin patronu oluyor. Anında nasıl oluyor? Yani beş parasız ve henüz yeni e, terhis olmuş. Genç bir asker. Çizim yapmak istiyor falan yani evet, aslında farklı e, şeyleri var, hedefleri var. E, bir ırkçılık damarı tabii var. Var tabii onu hissetmişler Çünkü yaşadığı ki, toplumda var. Ee, Henry Ford'un bu anti-Yahudi e, yazıları, yayınları Almanya'da Almanca olarak... Der International Jude, Jude adıyla basılıyor. İkinci cildi de aynı şekilde Der International Jude işte dünyanın problemi diye. Ne zaman basılıyor? 1922'de. Kim tarafından basılıyor derseniz Hitler'in başında bulunduğu Nasyonel Sosyalist Alman işte İşçi Partisi yayını olarak basılıyor. Yani Amerika'daki sanayici Hitler terhis olalı iki yıl olmuş ve bir partinin başına tepeden gelmiş ee, Hitler'e veriyor yayın hakkını. Kitabının. Almanya'da sen bas sen dağıt diyor. Bu da Henry Ford'un Yahudi düşmanlığı yapan kitabının Alman dergilerindeki ilanı 1922'de. Şimdi bu e, Hitler'in bir takım olaylara karışması, Hitler Partisinin, işte Almanya'da e, 1918 Kasım e, devrimi oluyor, e, Kaiser kaçıyor Hollanda'ya, e, Weimar Cumhuriyeti kuruluyor, e, kanlı olaylar oluyor, işte Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht. Ee, Alman, e, Sovyet e, Bavyera Sovyet Cumhuriyeti kuruyorlar yani. Evet. Ee, zaten Marx'ın öngörüsü e, devrim olmaya en yatkın ülke Alm Almanya. E, 1917'de Rusya'da devrim olmuş. E, Almanya hemen harekete geçiyor tabi. Hı hı. Ve Hitler e, doktrine olmuş durumda. Ee, Yahudiliğe ve komünizme karşı. Birileri tarafından mı? Ee, tabii eğitilmiş. Eğitilmiş. Ee, eğitilmiş ve Almanya'da Yahudiliğe Yahudi düşmanlığının ve komünist düşmanlığının başı haline gelmiş. Fakat fakat 18 Aralık. Ee, 1922 tarihli New York Times'ta Amerikan gazetesinde e, Ford e, Hitler'in e, kampanyasının arkasında, arkasında duruyor. diye bir haber başlık var. Hitler'in kampanyası nedir Almanya'da? Antikomünist anti ve anti Yahudi. Yahudiler yok edelim, e, komünizmi yok edelim. Ari ırk efendi ırktır. Diğer ırklar köle e, olmaya yazgılıdır. Propagandasının arkasına Amerikalı e, otomotiv sanayicisi Henry Ford, e, kitaplarıyla zaten e, ideoloji şırınga bir taraftan yapıyor Hitler ve çevresini. Diğer taraftan da Paraca, desteklediğine dair haberler başlıyor. Hocam o dönemde bir iki soru sorayım size hı hı. hemen üst üste. Birincisi e, şimdi ari ırk derken Hitler'in şunu biliyorum. O dönemde İngiltere'ye de yani ari ırk olarak gördüğü İngiltere'ye de çok sempatiyle baktı. Tabii. Amerika'ya da. İngiltere'de ama sempatik basıyor. Göreceğiz. Ben, heh, onu soracaktım araya <laughs> gitmeden. E, Sevgililer başlangıçta. Değil mi? Tabii. Her şey şayet e, soykırım yapmasaydı hiç kimse Hitler hakkında kötü konuşmayabilirdi. Çünkü Amerikalılar da İngilizler de. Çünkü Öyle bir, ilişki vardı yani. Evet. Biz, peki protestanlara vurgu yaptınız. Evet. Katolikler de sanki ya Vatikan geçen, geçen hafta konuştuk. Anlattık. Hem protestanlar hem katolikler Peki nasıl oldu da yani her şey olup bittikten sonra tamamı birden ellerini yıkayıp biz tertemiziz deyip... Diyemezler Demem dememeleri için çalışıyoruz. Üç tane hemen e, tweet okuyup araya gidelim. Öyle mi? Nilüfer Akaktan Hanım Efendi çok teşekkür ederiz e, güzel sözleriniz için. E, hocam demiş bu hafta Hitler'in imamlarından bahsedecek mi? bugün değil ama konuşuruz belki programda. hanım e, Hitler'in Yahudilere yaptığı soykırımı Atatürk'ten öğrendiğini söyleyen ABD ve Avrupa utansın demiş. Diyorsunuz ki 1860'lı yıllarda Tabii. ABD Nazi selamı zihniyeti vardı ki gösterdi. E, göster? E, Mehmet Bey de evet Aşar Bey de Alman parlamentosundaki 3 4 2000 tarihli raporda şöyle yazılmış Mehmet Bey'in aktardığına göre Hitler Türklerin soykırımı hakkında çok iyi bilgi sahibi olmakla kalmamış bunu bir örnek olarak almıştır. Anaşılan diyor. 1915 işaret ederek sözde soykırımı bize e, yıkmaya çalışıyor. Yani Almanya e, Avrupa'daki soykırımı da bize mal etmeye çalışıyorlar tabii, tabii. olabilir. Çok da alamere var. Var tabi. Ee, hem izleyicilerden gelen mesajları okumaya devam edeceğim. Hem de bu önemli bilgiyi e, ve belgeleri kaldığımız yerden anlatmaya ve öğrenmeye devam evet. edeceğiz. Ee, i̇kinci bölümde İngiltere'den mi devam edeceğiz hocam yoksa? Evet. Alman savaş, Hitler'in savaş makinesinin nasıl Amerikalılar tarafından üretildiğini. Soykırım boyunca Amerikan yardımının teknik, bilimsel, teknik, sermaye ve siyasi, ve siyasi tamamen Amerikan yardımıyla o savaşı yürüttüğünü, belgelerini göreceğiz. Çok önemli. Yani evet. Alman e, evet. suç makinasını yaratanın Amerika olduğunu göreceğiz. Diyorsunuz. Amerikan şirketleri. Kim Çok... onlar? Standard Oil, General Motors, Ford Motor vesaire. ITT göreceğiz ki. Göreceğiz. Kısa bir ara ardından karşınızda olacağız. <laughs> Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzü'nün 62. programının 2. bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Tam da şu noktada kalmıştık hocam bir e, suç makinesi olan bir e, soykırım makinesi olan evet. Alman ordusunun arkasındaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki desteği. desteği işte oradaki büyük e, uluslararası şirketlerin e, nasıl savaş desteklediklerine ilişkin savaş sırasında ve savaş sürerken. Hem savaş öncesinde hem savaş sürerken. Çok önemli neden biliyor musun hocam? Hem, hem e, bir gerçekleri bilmemiz açısından hem de bize sürekli suçlamalar yöneltiyorlar ya mesela Krom. şimdi zaten... E, ya sen koskoca orduyu zaten. kurmuşsun. O kadar komik ki Türkiye'ye sen Almanya'ya krom sattın öylesi soykırıma ortak oldun diyenlerin ne durumda olduğunu göreceğiz şimdi. Peki hocam dinliyoruz. Evet. Hitler'in e, Ford'la olan ilişkisini 1922 yılında hemen e, dünya tarafından e, çeşitli gazete ve dergilerde hatta Hitler'in verdiği söyleşilerde, röportajlarda bile Ford'a yönelik büyük övgüler var. Yani benim babam diyor ya yani ideolojik olarak ben Ford'un izinden yürüyorum diyor. Daha e, iktidara gelmemiş 1922'den 23'ten e, 24'ten söz ediyoruz. İşte e, bu da yine New York Times'ın kaç 18 Kasım 1923 tarihli haberinde Hitler'in karargahı e, bir ziyaretçi tarafından e, anlatılıyor deyip Hitler'in karargahını ziyaret etmiş olan bir Amerikalı'nın gördüklerini burada anlatıyor. Amerikanın gördüğü şey şu. Hitler'in bürosu Aynı zamanda e, Nazi partisinin bürosu, e, aynı zamanda e, Volkisch e, diye bir e, gazetenin de başında Hitler onun da e, bürosu aynı zamanda. O büroda gördüklerini anlatıyor ve diyor ki Hitler'in bürosu son derece lüks bir büro. Yani e, bir parti e, bürosundan kat kat e, lüks bir büro. E, büronun birçok odası var. Odalarından biri tepeleme Henry Ford'un e, Uluslararası Yahudi kitabının Almancasıyla dolu. Bir diğer oda e, Henry Ford'un yayınlarıyla yine dolu. E, e, Hitler'in e, bine yakın adamın, adamı var Bunların tepeden tırnağı tamamı silahlı ve üniforma giymişler. Bütün bunların parası da yine Ford'dan geliyor. İşte bu New York Times'ta haber olarak çıkmış durumda. 1923'te gerçekten de Hitler e, hapishaneye düşüyor. 1920 orada kavgamı e, ünlü hani onun bir tür manifestosu e, sayılan e, "Kavgam" adlı kitabını Yazıyor. işte Main Kampf diye. Türkçe'ye de tabii ki e, çevrilmiş durumda. Geçen programda e, göstermiştik 1941'de çevrildi Hapishanede düşüyor da hapishanede şöyle tabii. Yani bir darbeye teşebbüs ediyorlar. Tabii, tabii. Başaramıyorlar ama hakim de e, e, ırkçı faşist. <laughs> Verilebilecek en düşük cezayı veriyor yiğitler. Adeta git kavga yaz sonra çık. E, gibi hapishane gibi. otel gibi. gibi. Fotoğraflarını gördük. Yani git e, orada hapishanenin, bir altyapısını e, Vazosu, çiçeği, masası, yatağı, pencereden bakılan bir bahçesi filan var. Yaveri var. Yaveri var, hepsi var. Takdilüden yani. var tabii. yani Hapishane gibi değil. Alman Derin Devletinin adamı. Evet. İşte o yazdığı, hapishanede yazdığı 1925'te yayınlanan birinci basımı Kavga adlı kitabında bakın onun İngilizce çevirisinde e, e, Amerika'dan e, Henry Ford'a övgü. Bu Ford'a övgüler daha sonraki baskılarda çıkartıldı. Yani şimdi biz sansürlü kavgamları okuyoruz. Yani Ford'un işine gelmeyen Hitler'in Ford övgüleri daha sonraki yayınlardan. ...sansürlenerek atıldı. O nedenle bu önemli bir baskı. Bir daha gösterebilir miyiz arkadaşlar? Mi? Only a single great man... ...yalnızca biricik büyük adam... ...Ford... ...diyor ki... işte e, ...onun iz, izinde yürüyor. Şimdi... ...Ford... ...1923'te... ...Hitlerle böyle... E, ...tırnak içinde sevişiyorlar... ...değil mi... E, ideolojik yoldaşlıkları var. Değil mi? Ülküdaşlıkları söz konusu, yoldaşlıkları söz konusu. Düşünsel bir birlik, amaçsal birlik de var. Komünizme karşı, Yahudiye karşı. O da öyle, bu da öyle. E, Ford sadece Hitler'i henüz iktidara gelmeden önce böyle desteklemekle kalsa iyi. Ve sadece Ford değil, pek çok Amerikan sanayicisi e, savaştan yenilmiş, yıkılmış, paramparça olmuş bir halde çıkmış olan Almanya'nın, değil mi 1918'de birdenbire bütün dünyaya egemen olabilecek e, büyük sanayilere falan nasıl ulaştığını hep diyor ki, Almanların geninde var diyenlere cevap olsun. Ha niye O zaman canım ee, <laughs> Hitler'e kadar Almanların gelinde yoktu. Yani e, hakikaten o çok şimdi, enteresandır. Evet. Yani Hitler'e kadar Almanlar disiplinli halk. Almanlar şöyle Alman bu da bir propaganda. Hitler şansı oluyor. Evet. Olana başbakan olana evet. kadar Almanlar 5 mark günlük 5 mark yardım alabilmek için işte 20 kilometre kuyruklar oluşturuyordu. Kesinlikle. Bir anda Hitler başbakan olunca gerçekten de ne olduysa bir inanılmaz. Ne olduğunu bir... şimdi göreceğiz işte. Çok önemli. Onun için merakla bekliyorum hocam. <laughs> Şimdi ben bunu Türkiye'nin siyasi intiharı kitabımda e, şöyle başlıyoruz e, kitaba. Hitler, Amerikan ajanı diye ara başlık atmışım. Hitler'e Amerikan ajanı diyen e, tek e, Türkiye'de e, kitap diyebiliriz. Faşizmin babası Hitler değil, Amerikan Hristiyan sanayici... Henry Ford araba başlık atmışız. Ee, bu az önce gösterdiğim belgeleri yayınladıktan sonra Hitler e, ve Amerikan sanayicilerinin sadece Ford değil ilişkisini şöyle okuyalım ve ondan sonra bu okuduğumuzun belgelerini gösterelim diyorum. Tabii buyurun hocam. Şu Hitler savaşta Alman malı Ford kamyonlar kullanıyordu. Hitler savaşta Alman malı Ford kamyonlar kullanıyordu. Uçakları da Amerikan General Motors'un Almanya'da Opel markasıyla Amerikan General Motors'un Almanya'da Opel markası altında ürettiği uçaklardı. Savaş uçaklarından söz ediyoruz. Kim üretmiş? Amerikan firması. Almanya'nın Polonya'ya saldırdığı 1939 yılında American General Motors ve American Ford Motors, yani Ford'un fabrikası, Alman taşıt iş kolunun yaklaşık %70'ini ellerinde bulunduruyorlardı. Otomotiv sanayi. Bu iki Amerikan otomobil devinin Almanya'da kurduğu fabrikalar Hitler yönetimindeki faşist Alman devleti için savaş araç gereci üretmekteydiler. Bu Amerikan şirketleri Almanya'da kurdukları otomobil fabrikalarının aynı zamanda tank ve uçak da üretebilmesi için gerekli dönüşümleri doğrudan Amerika'dan gönderdikleri kendi teknik uzmanları aracılığıyla gerçekleştirmişlerdi. Amerikan General Motors fabrikası Alman savaş sanayinin genel direğiydi. Hitler Almanya'yı savaş araç gereci üretir duruma getiren Henry Ford'a verdiği madalyanın bir eşini, madalya töreninin fotoğrafını birazdan göreceğiz. Hitler Henry Ford'a madalya veriyor. Hı hı. Bir eşini aynı çalışmayı yürüten Amerikan General Motors şirketinin üst düzey yöneticisi James Mooney'e de verdi. Mooney Hitler'in verdiği ödülü alırken yaptığı konuşmada General Motors'un dönemin üst düzey yöneticisi. Hitler deneyim. doğru yoldadır. Hitler doğru yoldadır. Onun onayladığı her şeyi yaparım diyor ödül töreninde. Kim? General Motors'un cevosu. Amerikan Ford'un Almanya ayağı Nazizmin silah fabrikasıydı. Bütün dönüştürme işleri Amerika'daki Ford Motor Şirketi merkezinin onayıyla yapılmıştı. Naziler Amerikan Ford'a ve Amerikan General Motors'a minnettardılar. Çünkü silahlı kuvvetlerinin bel kemiği olan motorize zırhlı birliklerin en önemli iki üreticisinden biri Amerikan General Motors şirketinin sahibi olduğu Opel. Opel markası Amerikan sahipleri. Dönemin, Amerikan dönemin yani. o zaman. Evet. Diğeri ise Amerikan Ford Motors'un Almanya'da kurduğu Ford fabrikalarıydı. Bu arada bahsettiğimiz bu 1900 işte 20'lerdeki markalar onun o için. bugünün şeyle değil, alakası, alakası yok. alakası yok onu belirtelim. O günün yöneticileri, bugün evet. değil. Ford fabrikaları. Amerikan Ford, Nazilere ordularının hareket yeteneği için yaşamsal önemi olan yüksek teknoloji ürünü çok önemli. Kauçuğu bile sağlamıştı. Amerikan, burası da çok önemli. Amerikan General Motors da Nazilere yapay yakıt, suni benzin üretiminde gerekli olan teknolojiyi vermişti. Kömürden benzin elde etme teknolojisini veriyor. Almanya'da petrol yok. Petrolsüz bir ülke nasıl savaşacak? Savaşa da hazırlanıyor. Ancak kendi toprağında yapay benzin kömürden, kömür var kendi toprağında. Kömürden benzin üretmeyi de Amerikan şirketleri ona e, o teknolojiyi getiriyorlar. Bu da demektir ki sen savaş, savaşmanı istiyoruz demektir. Başka anlama gelmez. Bu durum Almanya, Polonya'yı ve Çekoslovakya'yı işgal ettikten sonra bile sürüyor. Amerikan General Motors'un patronu Alfred P. Sloan basını verdiği demeçlerle şirketinin Almanya'daki işlerinin çok iyi gittiğinden söz ediyor... İşgalden iki hafta sonra Hitler'le yaptıkları görüşmede ona savaş araç gereç yönetiminde bir yavaşlama olmayacağı yönünde güvence veriyordu. Nitekim az kaldı. Almanya 1941'de Fransa'yı işgal ettikten sonra bile Amerikan Ford fabrikası Nazi orduları için kamyon üretmeyi ara vermeksizin sürdürmüş. Dahası Alman işgal ordusunun... Cezayir'deki gereksinimlerini karşılamak üzere bir ek fabrika dahi kurmuştu. Yani onlar savaştan önceydi değil, hı hı. savaş sürmekteyken bunlar oluyor. Amerika Maliye Bakanı Henry Morgenthau, bu çok önemli. Türkleri e, Ermeni soygırımı yapmakla suçlamıştır e, daha önce 1915'te İstanbul'da Amerikan büyükelçiliği yapan birisi bu. Hı hı. Onun oğlu Ciyar. Nisan 1943'te Amerikan Ford firmasının Almanya'daki üretiminin her zaman Almanya'nın yararına olması gerektiğini söylemekten çekinmemişti. Şimdi. Neler olmuş değil mi? Bu ee, Ford Motor firmasının kendi yayını getirdim size. Şu Ford'un araştırma e, çabaları e, nedir? Nazi Almanyası e, dönemindeki e, çabalarını, yani Ford Motor'un Nazi Almanyasındaki e, etkinliğini. Nazi Almanyası için çabalarını Onunla, diyebiliriz. Ne? Araştırma raporu. Hı hı. Bu da o rapordan bir sayfa. E, Simon Rage, bu araştırma yapan görevli. E, bu araştırmada sayfalarca süren 208 sayfa e, süren bir araştırma. Bu araştırmada. Ford e, Ford'un kendi yayınında Ford Motor'un o dönemde Hitler döneminde Hitler'le işbirliği yaptığı Ford Motor'un kendi yayınında e, yazılmaktadır. Onun için e, bu çok önem taşıyor. Şu altıncı sayfada e, the Ford e, parent firma yani e, Dearborn'daki e, Ford'un e, merkezi. Ee, i̇şte e, Almanya'daki Ford Verke'nin e, bütün e, yönetimi onun üstünde ve Nazi yönetimine hizmet veriyor. Bayağı, e, fakat Alman sabzleri alt e, şeyi e, izolated kalıyor e, falan filan antisemit e, yayınlar şu bu yapmakta olan bir e, merkez var Ford'da ve bunlar gayet güzel Almanya'da üretim yapıyor kim için ee, Hitler için şimdi bu yayınların dışında yine e, Ford'un Alman Fordu yani e, Amerikan Fordunun Almanya'daki fabrikasının arşivleri de e, a, Almanya'daki e, bölümün yayınladığı e, yayınlar var. O da yine savaş e, döneminde neler olduğu anlatıyor. Bakın burada e, Ford Werke a, a, Alman ya yani Almanya'daki Ford'un Almanya'daki fabrikası. E, burada yıllar ve üretim miktarı var. E, üretilen Aracın cinsi, markası, modeli, hangi yıl üretildiği ve kaç adet üretildi. <laughs> Bakın, burada e, Ford V8 G48 1935-30 kaç arası. Diğer bir model 1939. Bir başka model 1939-41. E, yolcu taşıtı. Model bilmem kaç 1928-1932 arası. Bir başka model Ford model B 1932-34 arası ee, gidiyor gidiyor. Burada 35-36 arası, 37-38 arası, 38-41 arası, 39-42 arası yani savaş öncesinde başlayan üretimler savaş sonrasında devam etmekte ve savaş araç gerecine dönüşerek. Bakın burada e, Ford'un bir BB modeli 1932-1936 arasında e, pek çok üretilmiş. E, bakın 1942-45 arasında bile e, devam ediyor üretim. Yani yenilgiye kadar Hitler'e hizmet etmeye üretimle devam ediyor Ford Peki nasıl oluyor hocam? Bir izleyicimiz de onu Şimdi, sormuş. Demiş ki katılmıyorum demiş. ABD Hitler kasabını ABD'li askerler öldürsün diye mi türetmiş demiş. Aynen öyle. Ee, Saddam'ın nasıl Küveyt'i işgale 1990'da Küveyt'e işgali için yeşil ışık yakan Amerikan'ın büyük elçisi Tabi tabi girip alabilirsiniz sizin dedikten sonra Küveyt'i Saddam Amerika'dan aldığı yeşil ışıkla e, işgal edip ilhaka yeltendikten sonra e, Irak ordusu, Saddam ordusu Küveyt sınırını geçer geçmez işgalcidir, dövülmelidir, döve döve çıkartılmalıdır diyen de aynı Amerika ise bir benzeri Hitler'di. Afganistan'da da aynısı oldu. Evet. Talibanla ilgili. Yani evet. şimdi şu katılın katılmayın. Ama e, bizim genel sorunumuz bu. Biz belge koyuyoruz. Ba, yani Türkiye'de de. Bu belgelere bazı, inanmayalım, bazı, inanmayalım. bazı 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 yani. konularda ha belgeler araştırılabilir. Fakat bu, bu belgeler doğru belgeler. Kendi Baz, yerine, bazı konularda fik, e, fikir sahibiyiz ve bu fikrimiz hiçbir bilgiyle bile değişemiyor. Yani ortaya bilgi koyuyorsun fakat o fikir sabit kalmaya devam ediyor. Bu sıkıntı. Şimdi burada bir iki tane Amerikan firmasının evet. 1942'ye evet. kadar e, 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 Nazi ordusuna hangi araç gereçleri, hangi tankı, hangi uçağı ürettiğine ilişkin kendi belgeleri var. Evet. Yani bunu artık daha nasıl yorumlamak gerekir ki ya. İster katıl, ister katılmayın. <laughs> ya, evet, bu evet. dakikadan sonra. Şimdi bakın. E, Ford'un Ford'un e, Kolonya'daki fabrikası. Bir saniye hocam, bir eşmeyin. Bunları geçmeyin. biraz seri geçeceğim. Tamam, öyle kalsın o zaman da hızlı Bu hızlı. işte Ford e, Hitler için savaş e, araç gereci üreten Ford fabrikası. Amerikan fabrikası. Amerikan fabrikası e, Almanya'da. Bu da onun bir başka açıdan görüntüsü. Ford yazıyor bacasında görüldüğü gibi. Almanya'daki e, üretim tezgahlarında Ford üretiliyor. Hitler'in Almanya'sından söz ediyoruz. Bu da Hitler'in Almanya'sında Ford'un, Amerikan Ford'un üretimi. Hitler Almanya'sında sadece binek otomobili değil savaş araç gereci olarak da kamyonlar üretiliyor. Burada yabancı işçiler de çalıştırılıyor. Çok önemli. Yabancı işçiler de çalıştırılıyor ve hepsini şimdi şunu siz onu bulurken şunu tekrar vurgulayalım. Ee, şöyle bir endişeye mahal vermesin. Hali hazırda e, aktif markalardan bahsetmiyoruz. Evet, evet, bu bunlar, o dönemin, dönemin şu anda ilgisi olmayan e, markaları. Akademik yayınlardan e, biz bu aktarımları yapıyoruz. Yani, yani yayınlanmış kendi Abi, akademik yayınları var bu konuda. Üniversite yayınları. Ve de bu evet. herhangi bir reklama da giremez çünkü apayrı şu anki evet. durumlarıyla. Yani bir farklı onlar kapandı gitti. Evet. Cengiz Bey bizi aydınlatmaya tüm hızıyla devam ediyor Demiş Murat San'ı Hitler'in arkasında ABD sanayi devlerinin olması AB'nin iki hamlesine dur Demek için mi acaba Ne için olduğunu Niyet okuyamayacağız Şimdi çok ünlü Volkswagen değil mi Bu da Volkswagen üretimi Hocam, için Hocam vermeyelim şimdi onları da şey yapmayalım Şey Henry Ford Gene Ford mu Volkswagen'in e, projesi üzerinde görüşmeler yapıyorlar. E, Hitler'in iki adamıyla görüşmekteler. Tamam. Henry Ford'un albümünden. Bu da 1938 yılında Alman sanayisine yaptığı katkılardan dolayı Henry kendisine Ford. verilen e, nişan yani madalya. Bunlar Amerika'nın, e, Almanya'nın Amerika'daki diplomatları Hitler tarafından e, Henry Ford ortada, hı hı. Henry Ford'a madalya e, vermek üzere Grand Cross of the German Eagle yani Alman Kartalının büyük açı e, madalyasını e, vermekle görevliler. Tarih 30 Temmuz 1938. Bu Fritz Heiler diplomat Alman. Başkonsolosu Detroit'te. Diğeri Henry Ford ortada. Karl Kapp Alman Konsolosu Cleveland'da. Kaynak Associated Press. Bunlar yasal fotoğraflar. Yani hı hı. gizli dosya fotoğrafları değil. İnternette bile bu fotoğrafları bulabilirler. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir de Diğer araştırma, yine e, Ford tarafından finanse edilen bir araştırma. Henry Ford tarafından. E, e, Ford'un kendi yaptığı araştırma şu. Diyor ki, ya yalnız ben değilim ki diyor. Yıllar sonra Ford vergi. Bu, 1943 yılı itibariyle Almanya'da Amerikan şirketlerinin yatırımları başlıklı çizelge. Burada bakın e, alt e, Alman e, uzantısı ve Amerikanın e, ana firma Amerika e, kurulma yılı e, yatırımın miktarı bütün Amerikan yatırımları içindeki payı diye bir tizelge yapılmış. Bu böyle iki sayfa sürüyor. Bu tizelge tekrar ediyorum. Ford Motor Companynin yaptırmış olduğu araştırmadır ve Ford Motor Company tarafından kendilerinin yayınladığı bir araştırmadan söz ediyoruz. 1943 yılında savaş halinde olan değil mi? Sovyetler Birliği'ne savaş halinde Hitler. O tarih itibariyle kaç adet e, Amerikan firması Almanya'da savaş araç gereci üretiminde kullanılıyor? 59 adet firma. Bunlardan kim var? Standard Oil, New Jersey, General Motors, International Securities, International Telephone Telegraph, ITT. Singer. Ee, yani uzayıp gidiyor. Uzayıp işte. gidiyor. Sokonu vakum. Esman Kodak. E, Gillette. Ford Motor. Pan Foreign Corporation. Böyle gidiyor. Yani bir iki değil. 59 tane Amerikan sanayi firması e, savaş halinde bulunan Almanya'da üretim yapıyor. Peki para için olabilir mi bu sadece? Sadece parayla çıkabilir mi? Amerikan Amerika'da... devletinden izinsiz olabilir mi bu? Çünkü Amerika savaşta dikkat. 1941'de Amerika savaşa girdi. Kime karşı girdi? Nazi. Nazi Almanya'sına. Nazi Almanya'sına karşı girdi. Şimdi Amerikan devleti <laughs> Nazi Almanya'sına savaş ilan etmiş, değil mi? Bir yandan da destekliyor şirketler eliyle. Amerikan şirketlerinden 59 tanesi ki bunlar standart oil gibi, General Motors gibi, ITT büyük gibi, şirketler. Ford gibi büyük şirketler orada e, Hitler için üre, ürün üretim yapmakta. Şimdi bu hakikaten akıl durdurucu bir şey değil mi? Açıklanması, anlatılması, açıklanması, izah edilmesi... Çok zor bir durum değil mi az önceki kuşkusuz e, soruyu soran hani akıl alır alır gibi değil yani e, 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 Hitler Amerikan askeri öldürsün diye mi Amerikan firmaları e, Hitler için üretim yapıyordu Almanya'da sorusu hı hı. masa başında doğru fakat hakikatlerle e, karşılaştığında evet. Alman ordusu Amerika ile savaş halinde 1943. Fakat bu düşmanla karşı düşmanla ticaret yapmakta olan Amerikan firmaları. 59 adet. Ticaret değil, üretim. Şimdi bakın. Şu İngiltere'ye de geçeceğiz değil mi hocam? Sürünüz azaldı. Az kaldı. Şimdi burada bu da General Motors'la ilgili Nazi'lerle General Motors'un ilişkisi. General Motors'un ürettiği Opel markasıyla ürettiği savaş araç girişlerinin 1943-39-43-45 arası. Bu da General Motors'un kendi çıkarttığı dergide Hitler övgüleri var 1940 39 43. Çok arası. enteresan tabii yani kendi ülkesi savaştayken Hı. nasıl olabiliyor evet. ya? Yani? Bu da yine General Motors fabrikası ee, Opel General Motors'un Amerikan General Motors'un Almanya'daki firmasının Hı. adı. Bu da savaş uçağı üretimi Opel Amerikan General Motors'un savaş uçağı üretimi. Bu. Alman ordusu için kamyon üretimi, bunların hepsi Amerikan üretimi. Araçlar. Savaş araç gereci. Bu da Opel'in ürettiği tank. Bu da uçak üretiminden bir an. Uçak bombaları üretimi. Evet. Bu da General Motors'un sahibinin. Ee, i̇lk e, cemse üretimindeki number one kutlama töreni. Nazi subayları ve General Motors'un patronu. Bu da yine General Motors'un Opel markası adı altında ürettiği askeri cemseler. Bunlar yine askeri nakil araçları. Bu da e, General, Amerikan General Motors'un Hitler ordusu için ürettiği uçak. Evet. Şimdi peki nasıl oluyor hocam hakikaten yani? Gerçekten insanın aklı ermiyor. Yani <laughs> evet. bir yandan da ordusu savaşta Amerikan askerleri evet. Avrupa'da Evet. Şimdi bir yandan da destekliyorlar. Olguyu ortaya koyalım. Yani yorum Şu nedenini, niçinini, hangi amaçla olduğunu e, anlat daha sonra anlatacağız. Peki. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim bir 10 dakikamız kaldı. Hemen hızlı hızlı az kaldı geçiyoruz. Bu yine Amerika'da yapılmış bir araştırma. Wall Street and the Rise of the Hitler. Wall Street ve e, Hitler'in yükselişi. Anthony J. Stone. Standard Oil'in Hitler'le ilişkisine özgülenmiş bir bölüm var. burada. Hı -hı. Bu bölümde e, Standard Oil'in e, Amerikan-Alman petrol şirketi e, adı altında bir petrol şirketi kuruldu. Bu şirketin %94'ünün standart Oil'e ait olduğu, bu %94'ün çeyreğinin e, Rockefeller'a ait olduğu belgeleniyor burada. Yani Rockefeller'da Hitler'in savaş aygıtına Standard oil ile katkıda bulunmuş olduğunun belgeleri yine Amerikan arşiv belgeleri hatta bu konuyu sorgulayan, e, çünkü Amerika'da bir e, kanun var. E, düşmanla ticaret yasağı diye bir kanun hı -hı, var. Hı. Yürürlükte, 1917'de yürürlüğe giren kanun. Evet. Yani ben bugünü düşündüğüm için hep Bugün mesela İran'a evet. ambargo uygulayan Amerika Birleşik Devletleri evet. bizim komşumuzla kendi inisiyatifimizle yürütmek istediğimiz ticareti "Benim ambargomu geldin." diyerek başka noktalara getiren Amerika Birleşik Devletleri bizzat kendi çocuklarını ölüme göndermişken evet karşı cepheye silah taşımış yani. Evet. Belgeler böyle söylüyor yani. Belgelere inanacağız biz. Neden olduğunu sonra araştırırız ama önce olguyu elde tutulur. Belgeleriyle bir ortaya koyalım. Yorum sonra gelir. Peki. Hani bilgi sahibi olmadan fikir, fikir sahibi. sahibi olmayalım. Biz ne yapıyoruz? Fikir sahibi olmak isteyenlere bilgi sunuyoruz. O şu veya bu fikre sahip olabilir. Bu belgeleri Hı -hı. elinde tuttuktan sonra. Evet. Bu Charles Hayganın e, Amerikan Nazi e, para e, problemi 1939-1949 arası trading with the enemy yani düşmanla ticaret. E, ee, kitabına da Trading with the Enemy yani düşmanla ticaret. Fakat bu bir yasa adı. Yani Amerikan e, da 1917'de çıkmış düşmanla ticareti yasaklayan yasanın adı da bu. Yani demek istiyor ki yazar bu yasa tepelene tepelene çiğnendi İkinci Dünya Savaşı'nda. Amerikan firmaları düşmanla ticaret yapmaları yasak bu kanuna göre. Olduğu halde takır takır Ticaret yaptılar hı hı. deyip belgelerini sunan bir kitap. Bu da Amerikan Svastika yani Hitler'in Svastikasının kökeninin Amerika'daki Ku Klux Klan olduğunu açıklayan e, pek çok e, Hitler faşizmine Amerikan katkılarını anlatan bir kitap. Pek az konu edilmiş e, bir şeyle noktalayalım bu yayınımızı. Bugüne dek pek fazla üzerinde durunmamış. E, bu nedir? İngilterenin e, Hitlercileri. İngilterenin. İngilterenin Hitlercileri. Zaten hocam. anglo sakson Hitler'ciler. Şimdi Hitler e, e, Avrupa'nın ortasında bu yoğunlukla silahlanırken İngilterenin yıllarca buna sessiz kalıp bekleyip, <laughs> evet. yani bu bu akılsız edecek iş değil yani. Bu İngilterenin faşisti. Bir şekilde evet. İngiltere desteklemiş. Evet aynen. E, Oswald Mosley Mosley, İngiltere'nin e, hitleridir. 1931 yılında e, Nazi Partisini örnek alan bir hareket başlatmıştır. Ve e, faşizmin 10 noktası diye kitap yazmıştır. O zaman bugün faşizm küfür gibi geliyor. birine faşist dersen küfür olarak algılayabilir. Ama o zaman övünülen bir sıfattı. Ben faşistim diye övünülüyordu. Yani. İtalya'da, İngiltere'de. Her yerde, İngiltere'de de. Evet. onu kanıtı. Bu e, hareketin e, işte Gamalı Haç e, Almanya'da. E, burada da e, İngiltere'deki faşist hareketin e, simgesi. E, British Union of Fascists. Hareketin adı bu. Bu da Guardian gazetesinde e, kara gömleklileri var. E, bu Oswald Mosley. O hareketin Hitler'i. Yani İngiliz'in Hitler'i. Ve onun kara gömleklileri e, esas duruşta bekliyorlar. Böyle yarı askeri Hı -hı. militarist bir örgü. Arkada çadır madır var. Bunlar eğitimdeler yani. Hı -hı. E, Guardian bunu haber yapmış. Böyle. Bir başka İngiliz gazetesi de yine British Naziler yani Sir Oswald Mosley'in görüşleri diyor. Burada da görüldüğü üzere Hitler selamı yaparak kendi yandaşlarını selamlayan bir durum. İngilizlerin The Sun gazetesi kraliyet ailesinin iç, iç yaşamında bile birbirlerine 1930'larda nazi selamı verdiklerini kapak yapmış... 1933'te bir filmde Edward 8. Edward e, Nazi selamı öğretiyor kendi ailesine. Onun görüntüleri bu film halinde de var. Hı hı. Videoda. Bu İngiltere faşist den eylemlerinden görüntüler. Eee işte amblemleri ve yine e, Nazi selamı vererek geçiyorlar. Bu e, kapalı salon toplantıları. Tıpkı aynı Hitler'i taklit eden bir kapalı salon toplantısı. Bu faşist liderin Mosne'nin e, 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 toplantı ve yürüyüşü ve burada bir e, otobüs üzerine çıkmış megafonlarla e, kitlesine e, sesleniyor. Söyle veriyor. Ve burada Nazi selamı veriyor. Hepsi dikkat edin üniforma gibi siyah tepeden tırnağa siyah giyinmişler. Onlara da black shirts deniyor yani kara gömlekliler adı onlara da veriliyor ve e, onlar böyle kamplarda e, kendi işte ırk ayrımcısı fikirleri, musavilere e, karşı hem ideolojik eğitim görüyorlar hem yakın dövüş e, eğitimi görüyorlar böyle şiddetle iç içe bir British Union of the Fascists örgütü. de görmüş. Bir görüntü getirmişsiniz getirelim ekranı. E bakalım Ge verelim arkadaşlar. Şimdi bu görüntü ekranda. British eee faşistlerinin yürüyüşü yıl 1933 yani Hitler iktidara geldiği yıl onlar da coşmuşlar görüldüğü üzere. Evet ellerinde bayrakları, flamaları. Ee, 30'lar. 33. 3 ha 3 doğru. 33'te e, hanım üyeleri de var bu faşistlerin e, görüldüğü üzere ve çok büyük bir kalabalık e, halinde bakın Gördünüz mü? Ne kadar büyük bir kalabalık halinde gösteriler yapıyorlar İngiltere'de ve İngiltere'de o tarihte 1933 tarihinde Hitlerci olmak suç değil. O tarihte kimse sen Hitler işte o da başkanları kimse bu Oswald Mosley ve ekibine ve onun peşinden giden milyona yakın İngilize siz ne yapıyorsunuz? Son derece saçma bu yaptığımız filan dedikleri yok. O zamanın gazeteleri... Gazete selam veriyorlar. O zamanın gazeteleri... Çünkü, selam evet, o zamanın gazeteleri e, Oswald Mosley'i övüyor. Çok ilginç. Yani Hitler'e... E, 1917'de... Komünist iktidar... E, Sovyetler Birliği'nde devrimle... E, Çarlığı devirip... E, sosyalist bir iktidar kurulduğu için... Ve bu... E, sosyalist devrimi... E, yöneticilerinin e, pek e, büyük bir kısmının Yahudi olarak nitelenmesinden dolayı ve Yahudiliğin ve Bolşevikliğin antikapitalist özelliği kendilerince e, sakınılması, korunulması gereken bir dalgaya karşı e, bunlar kendilerini biz yurtseveriz severiz, yurdumuzu komünistlikten koruyoruz. Yahudiler tarafından ele geçirilmesinden koruyoruz diyerek bir meşru zemin atmışlar. Bütün bunlar şayet Hitler Yahudi soykırımı yapmış olmasaydı e, makul kabul edilecek, geçmişe ilişkin makul kabul edilecek e, hareketler olarak e, işte geçmişin bir takım hoşlukları gibi değerlendirip, fakat fakat Demek ki ırk ayrımcılığının sonu fena. Biz bu programımızda insanları insan olarak kabul etmek, yurttaşları yurttaş olarak kabul etmek, yurttaşları ırklarına göre ayırıp şu aşağı ırk, şu üstün ırk, o onun kölesi olmadır gibi düşüncelerin şırınga edilmesini istemiyoruz dünyanın hiçbir halkına. Şimdi çok önemli iki saptama da yapılabilir bu bu kadar önemli belgenin bilginin arasında. Birincisi şu yani bizi o dönemde 2. Dünya Savaşı'nda çeşitli saçma sapan suçlamalarla suçlayan Amerika ve İngiltere dönüp kendine bakacak önce o zaman. Bu bir. İşte, işte Türkler krom sattı demek ki Almanya krom satmakla soykırıma ortak olup Peki sen tank yaptın, uçak, uçak ne yaptın, yapacağız? bomba iki. yaptın. Yani e, adama petrol verdin. Daha ne olacak? İki, ne yapacaksın yani? İki hocam süre bitti. Evet. Ee, bu da içeriye dönük. İçimizde o dönemde işte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tek adamlıkla filan suçlayanlara ya, ya, ya. bir örnektir. Bütün dünya tek adamlığa evrilmiş ve bunu kutsarken İngiltere dahil. Türkiye'de tam hiç hiçbir zaman böyle bir hareket tam olmadı. Tam o dönemde Türkiye Büyük Önder Mustafa evet. Kemal Atatürk de demokrasiye, cumhuriyete, çoğulculuğa geçiş yapmaya çalışıyor. Hitler baskısından kaçan bilim adamlarına da kucak açıyor. Çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik değerli izleyiciler. Yayında ve bunun emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir gece geçirmenizi temenni ediyorum. Sözü yeniden Ankara'ya devrediyorum. İyi akşamlar.